Yapıyorlar. İşte bu, işte esas bu kırmızı olacak e, müthiş bir şey yani, müthiş bir şey Hüseyin. Nasıl bir nimet bu ya Rabbi? Yani al bunu çiğ çiğ ye işte. İşte bağırsak flora'nız için, mideniz için, kalbiniz için, beyniniz için hangi organlı? Bu her organa faydalı. Faydalı. Omega 3 deposu hiç yani Hüseyin bak ne diyorum omega 3, omega 6 her grup vitamini bulabiliyorsunuz içerisinde. Yani böyle bir şey bu. Yani ben soframdan eksik etmem bunu söyleyeyim yani. Evet. Evet hocam. E, safran bolu armudu diyordunuz. Göksulu armudu. Göksulu armudu. Evet. Evet şimdi 5 numara. Mesela şeyde bunu gut şikayetiniz maral semizotunu tüket. Romatizma hastaları bu semizotunu ama. Evet bunu tüketin. Önler romatizmal şikayetinizi. Şunu söylemeye çalışıyorum değerli izleyicilerimize. Öyle bir nimettir ki hiçbir insan dünyaya sağlıklı olarak gelmez. Hiçbir bebek genetik yapısında anne ve babadan aldığı hastalık genleri vardır. Bir de dış çevre şartları tükettiğimiz gıdalar üzerinden aldığımız kimyasallar bazı hastalıkları tetikler zaman içerisinde. Dolayısıyla kullandığınız bazı ilaçlar başka şeyleri bozuyor. İşte bu öyle bir nimet ki bu bir brokoli de var bir de bunda var Hüseyin. İnsanın genetik yapısına yani polimorfizm dediğimiz o kadar çok çeşitli ki insi, hiçbir insanın genetik yapısı bir başka insanınkinin aynı değil. Tüm genetik yapıya bu uygun. Çiğ mi yiyelim? Evet. Çiğ tüketirseniz aliyu ala pişirebilirsiniz ama çok uzun da pişirmemeniz lazım. 2-3 dakika pişirmeniz yeterli. Başlanacak. Hangi gen, hangi hastalığı ne zaman tetikleyecek, ortaya çıkaracak bilmiyoruz. Adamda diyelim ki kanser geni var. Çıkacak diye bir kural yok, yok Hüseyin. Yanlış beslenirsen, gıdalar üzerinden gelen bu kimyasalları alırsan, kirli bir ortamda çalışıyorsan ne oluyor bunlar? İşte bu genleri uyarıyor. Bu genleri uyarıyor. Bir de bak programda söylemiştim mikro dediğimiz yani siz genetiğini değiştirdiğiniz veya içine kendi genini kendi geninden bir şeyi ilave ettiğiniz zaman bunlar mikro üretiyorlar. Bunlar da gidiyor bağışıklık sistemimizin paketlediği metilasyon dedim ya hani metilleyip sen sus, aktif hale gelme dediği o geni uyarıyor. Kalk diyor uyan. Çünkü işte nedir? Nimet'i neye çevirmiş oluyorsunuz? İllete çevirmiş oluyorsunuz. Bütün olay bu. Yani gerek brokoli, birinci sırada o var zaten. Gerekse de semizotu Hüseyin. İnsan genomunda saklı olan, programlanmış ama aktif olmamış genleri rahatlıkla baskılamaya devam ediyor. İşte bundan mükemmel bağışıklık sistemini güçlendirebilecek ben başka bir ya benim ilmim buna yetiyor. Belki başka şeyler daha vardır. Bilmiyorum ama ben bildiğimi söylüyorum. İşte bütün bütün olay bu.